HomeTV ekranlarından, Çiftçinin Güler Yüzü programından selamlar, saygılar sevgili seyirciler. HomeTV ekranlarında yeni bir program. Program eski ama HomeTV ekranlarında yeni bir program. Çiftçinin Güler Yüzü. Tarımsal faaliyetleri, bitkisel üretimde neler kullanılmalı, bitkisel üretim nasıl artırılır, organo mineral gübrelerin kullanılması, yaygınlaşması, üreticiye ne kazanır bunları konuşacağız. Çumra mahallesindeyiz. Çumra'nın Büyük Aşlama köyündeyiz. Burada mısır tarlalarında organo mineral gübreler kullanılmış. Salih Koçaker'le bugün bu bölgeyi değerlendireceğiz. Salih Bey, hoş geldiniz Çiftçinin Güler Yüzü'ne. Hoş gördük. Öncelikle siz de hoş geldiniz Recep Bey. Teşekkür ederiz. Siz organo mineral gübreyi de kullandınız. DAP gübreleri de kullandınız. Neden organo mineral gübreleri tercih ettiniz? Organo mineral gübre verimi en az %20 artırıyor. Evvelki senelerde bir bunu denedik. Bu sene de tamamen organo mineral kullandık arazimizde. Göründüğü gibi de hem hektolite olaraktan hem de kalite olaraktan protein verimi en az %20 arttırıyor. %20 ciddi bir performans. Aynen. Peki organo mineral gübreler hangi avantajları sağladı kullanmış olduğunuz tarlalarda? En önemlisi kimyasal gübrelerden biraz daha hesaplı. Verim olaraktan da artı %20 fazlası var. Organo mineral gübreler tabii ki toprakların kimyasaldan kirlenmesini de engelleyen ki ülkemizde organik madde bakımından topraklarımız maalesef fakir. Bu manada organo mineral gübrelerin topraktaki canlılığı artırması bakımından da bir fonksiyonu var herhalde. Kesinlikle var. Şöyle ki kimyasal gübredeki atıyorum Mısır'da 70 hektolite ortalamadır. Organo mineral gübrede bu kesinlikle 70'in üzerinde geliyor. 74, 75, 76 hatta 77'de son tik Mısır'da. Organo mineral gübrede 77'yi kurduk. 77. Kimyasal gübrelerde bunu görmeniz mümkün değil. Evet. Peki siz hangi ürünlerde kullandınız Salih Bey? Mısır'da, arpada kullandım. Ben bu sene tamamen Mısır ve arpamız var. Tamamen organo mineral gübre kullandım. Ne kadar bir alanda kullandınız? Kaç dönümdü Konya dönümüyle? Konya dönümüyle 400 dönüm arazide kullandım. 400 dönüm, yani ciddi bir olay. Tabii önceki yıllarda herhalde şahitli üretim de yaptınız. Geçen sene kimyasal gübre de kullandık. Taban gübre, organo mineral de kullandık. Aynı tarlada denedik. Organo mineral hem hektolite olaraktan ürünlerimizde hem verim olaraktan %20 falan artış gösterdiği için bu sene tamamen organo mineral kullandık. Evet. Hemen yanımızda bir abimiz de var. O da DAP gübre kullandı herhalde. Mikrofonu abiye verelim. Sizi bir tanıyalım. Benim ismim Duran Durla. Büyük Aşlama Mahallesi'nden. Ben DAP gübresi kullanıyorum. Organo mineral getireceğim ben de yani. Evet. Peki DAP gübresini bırakıp neden organo mineral gübre kullanacaksınız? Sebebi nedir? Motorun da dediği gibi işte %20 artış olduğundan, maliyetinin biraz düşük olmasından daha iyi verim almak yani. Evet. Tabii burada son dönemde bu işte pandemi dönemi, Rusya-Ukrayna savaşı girdi, fiyatlarını çiftçinin artırdı. Bunun her alanda olduğu gibi çiftçiler de bu konuda ciddi muzdarip. DAP gübrenin de artık hem satışı konusunda, rakam konusunda hem de temin konusunda da ciddi sıkıntılar da var. Bu manada rakam söylemeyelim. Salih Bey'e de bunu soracağım, size de soruyorum. Organo mineral gübreyle DAP gübre arasında ciddi bir fiyat farkı var mı? %25. %25, 30 civarlarında var. %30. Evet, 25-30 diyelim. Ya o yüzden organo mineral gübre çiftçinin gizlerini düşürüyor da diyebiliriz. Aynen öyle, düşürüyor. Evet. Tekrar Salih Bey'e alalım. Ciddi bir maliyet ki siz büyük alanda tarım yapıyorsunuz. Organo mineral gübre kullandığınız alanda genele baktığınızda çok ciddi bir performans, fiyat performans. Recep Bey, şimdi organo mineral gübre, kimyasal gübrelerden %25-30 ucuz. %20 de artı verimden kazandığımız için geçen sene bunu denedik. Bu sene de tamamen arazimizde organo mineral gübre kullandık.
halihazırda bir sıkıntı yok. Çok da güzel ilerliyor ürünlerimiz. Evet. Bir de tabii bizim programımızın ana sponsoru Ova Agro. Ova Agro'yu neden tercih ettiniz? Ova Agro'nun gübresini denedik. 2021 yılında az bir yerde denedik. 2020'de az bir yerde. 2021'de biraz daha çoğalttık. Şimdi bu sene tamamen Ova Agro'nun gübrelerini kullanıyoruz. Yani size hangi hizmetleri veriyor? Ziraat mühendisleri, haftanın iki günü ziraat mühendislerimiz tarlalarımıza geliyor. Ürünlerimizi kontrol ediyor Ova Agro'nun. Herhangi bir sorun olursa çağırdığımız zaman da geliyorlar Ova Agro'nun ziraat mühendisleri. Bir sıkıntı yaşamadık. Peki bununla ilgili ekstra para alıyorlar mı sizden? Hayır. Hiçbir para, ücret talep edilmiyor. Yani siz ekimden hasada kadar tarım danışmanlığını alıyorsunuz. Evet. Ve bununla ilgili ekstra bir ödeme yapmıyorsunuz. Hayır, kesinlikle öyle bir şey de olmadı. İstemezler de. Evet. Şimdi tabii Duran Bey'e tekrar mikrofonu verelim. Siz ne kadar alanda tarım yapıyorsunuz? Konya dönümüyle 250 dönüme. 250 dönüm. Hangi ürünleri ekiyorsunuz? Mısır. Şimdi var ayçiçeği, pancar, buğday. Önümüzdeki sezonda artık siz de organo mineral gübrelere döneceksiniz. Bir de buranın verimini verirken gelirseniz, görürseniz bir de gözümüzle görürüz. Şey olduğumuz zaman biz de yeni sonraki Ekim'de organo mineraline geçeceğiz. Evet. Peki şunu sorayım size. Organo mineral gübreyi siz DAP kullandınız, işte Mısır'da var. Bu tarlayı değerlendirdiğinizde ne görüyorsunuz bu tarlada? Bu tarla bizim Mısır'dan biraz daha iyi görünüyor. Ya onu gözle fark edebiliyor gözle musunuz? Fark ediyorsun. İki bu sene iklim biraz daha tabii iyi. Geçen seneye göre iyi. Bu ürünün performansıyla herhalde çok daha fazla olacak. Çıkar daha fazla tabii çıkar. Evet, şimdi sevgili seyirciler, burada organo mineral gübreler kullanılmalı. Neden kullanılmalı? Bir kere çiftçinin girdi maliyetlerini düşürmesi bakımından ciddi bir avantaj. Kimyasal madde bakımından toprakların kimyasal doluluğa ulaşmasını engelleyen de bir süreç. Aynı zamanda DAP gübrenin yaklaşık bir ay önceden atılması gerektiğini uzmanlar söylüyorlar. Ama organo mineral gübreyi ekimde hemen kullanıldığında bitki gübre çalışmaya başlıyor. Tabii ben bunları bir ziraat mühendisi değilim. Burada Ova Agro'nun ziraat mühendisi de yanımızda. Hemen şu mikrofonu da alalım. Fazıl. Merhabalar, ben Mehmet Fazıl Turgut. Evet. Ova Agro'da ziraat mühendisi olarak çalışıyorum. Biz, yani bugün bizim pek bir konuşmamıza gerek yok aslında Recep Bey. Çiftçiler bizim dilimiz oldu. Evet. Fark ortada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz zamanından beri sürekli söylüyoruz çiftçilerimize. Ekimden hasada kadar sizlerle birlikte sahada omuz omuza biz de çalışacağımızı söyledik. Olabilir. Yani bu araziler bir bebek. Yani yetiştirdiğimiz bitkiler birer bebek. Buna nasıl bakarsan o şekilde sizinle gelecektir. Yani verimde de. Tabii ki çiftçilerimiz bir yıl arazilerin gözüne bakıyor. Yani buradan para kazanıyorlar. Ailelerini geçindiriyorlar. Bizim görevimiz aslında hem onların ailelerine bir destek, kendilerine destek, ülke ekonomisine bir katkıda bulunmak ve hali hazırda bulunan topraklarımızı daha verimli hale getirmekti. Yani bizim bu yola çıkarkenki hedefimiz, amacımız. Yani misyon olarak da dediğimiz gibi firma olarak ekimden hasada kadar bizim bir ürünümüz tarlaya girdiği zaman biz onu kontrol etmekle mükellefiz. Yani öyle söyleyeyim. Neredeyse bu bölgeye genel olarak biz ilgileniyoruz. İki günü burada İsmil Bayi'miz Ali Bey ile birlikte salı ve perşembe günleri hizmet vermekteyiz. Herhangi bir sorun olduğu zaman gece gündüz, pazar günü demeden çıkıp gelebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi yani bir bebek gibi bakıyoruz. Bir canlı olarak görüyoruz. Yani bitki deyip geçmiyoruz yani öyle söyleyeyim. Evet. Burada şimdi sizin tercih edilmenizin sebebini ben Salih Bey'e sordum. Şimdi size de sormak istiyorum. Siz üreticilerimiz, şu anda bizi izleyen sevgili seyircilerimiz neden Ova Agro'yu tercih etmeliler? Siz hangi hizmetleri veriyorsunuz? Bir kere en büyük özelliğimiz ekimden hasada kadar kontrollerde bulunmamız. Bitkide herhangi bir eksiklik gördüğümüz dakika onu çiftçilerimizle birlikte ona anında müdahale edebilmemiz en büyük sebeplerden bir tanesi budur.
Bir ikinci sebebimiz de organomineral gübre elbette fiyat açısından çiftçiliği biraz daha rahatlatıyor. Ama asıl sebep o değil. Çiftçinin gördüğü spesifik olarak fiyat ama bizim gördüğümüz verim de Salih Bey de daha çok güzel söyledi. %20, %25 verimleri arttırmak. Şimdi organik madde olayını arttırmak. Topraklar sağlıklı toprak, %25'i hava, %25'i su, %45'i inorganik madde ve %5'i organik maddeden oluşuyor. Ama %5 sağlıklı toprak. Biz bunu 3 olursa iyi kabul ederiz. Ama Konya bölgesinde genel olarak bu taraflarda diyeyim, İç Anadolu'da 80 ile 1.20 arasında seyretmekte. Çok çok düşükte kalıyor. Yani bizim organik madde olayını arttırmak amacıyla bu yolda da yani bu güzergahı da izliyoruz aslında baktığınız zaman. Şimdi organik madde, organomineral gübre kullanmak organik madde miktarını arttırır mı diyecekseniz yani hasta adam bir günde ayağa kalkamaz. Kimse kusura bakmasın. Yani sürekli olarak biz çiftçilerimize öneriyoruz. Hayvan gübrelerini atın. Hani bulduğunuz hayvan gübresini tarlalarınıza verin diyoruz. Yani bir an evvel arazileri toplamak istiyoruz biz. Şimdi organomineralde de iki fark var. Bitkisel kaynaklı organomineraller var ve hayvansal kaynaklı organomineraller var. Peki hemen onu da soracaktım. Siz oraya getirdiniz. Bitkisel bazlı organomineralerle hayvansal bazlı organomineraller'in hangisi toprakta avantaj sağlıyor? Şimdi tabii ki de hayvansal kaynaklı gübreler toprakta daha büyük avantajlar sağlıyor. Sebebi? Sebebi şöyle söyleyeyim. Bitkisel menşeli organik gübreler toprağa girdiği zaman önce kendisini bir çözmesi gerekiyor. Daha sonra bitkiye aktarılması gerekiyor. Hı hı. Sonuçta bitkinin ağzı kök yapısı. Hayvansal kaynaklı organomineral gübreler ise direkt bitkiye geçiş sağlıyor. Yani hız konusunda arada büyük bir zaman var ve ben her zaman söylerim. Bir gün tarımda çok gün abi. Evet. Bir gün çok gün yani. Öyle söyleyeyim. Yani bir günde erken çalışması bile ciddi bir avantaj. Peki buradan DAP gübre de tabii birçok insan kullanıyor. Bu pandemi döneminde de gübre fiyatlarındaki aşırı artışın nedeniyle çiftçiler kullanamadılar DAP gübreyi. Bu manada organomineral gübre daha çok mu tercih edildi? Organomineral gübrenin tercih edilmesinin sebebi evet daha çok tercih edildi. Şimdi biz yaklaşık 2-3 yıldır ben bir fiil görev yapmaktayım sahada. Salih Bey de söyledi. Önce biz şahitli alan bıraktırıyoruz arazilerimizde. Yani o alanı gören çiftçilerimiz zaten hani var diyor. Hani burayı ayrı işletiyor. Öyle farkı gören çiftçilerimiz zaten Salih Bey gibi bir sonraki yıl sürekli bizle çalışmak istiyor. Bunun bir avantajı var. Ayrıca Duran Bey gibi bu şekilde Salih Bey'den gören çiftçilerimizin de hani organomineral'e geçiş bir periyodu var. Onu da görmesi gerekiyor. Ben düşünüyorum ki önümüzdeki yıllarda organomineral gübre çok fazla bir revanşta olacak. Ve çiftçiler bunu tercih edecek. Çünkü her türlü avantajdan kar sağlıyor. Evet. Öyle peki şimdi organomineral gübre işte Salih Bey 400 dekar bir alanda kullanmış. 400 dönüm mü? 400 dönüm. Ya Konya 1000 dekar. Evet. 1000 dekar alanda kullanmış. Şimdi insanlar DAP gübre yerine organomineral gübreleri kullandığı zaman bir riske girmiş olurlar mı? Performansta değişiklik olur mu bölgelere aslında göre? Aslında şöyle söyleyeyim. Ben risk almaz diyeceğim ama bunu çiftçi kendi gözüyle görmesi gerekiyor. Demin de söylediğim gibi yani bir yıl çiftçi bu mahsulün gözüne bakıyor. Yani o riski alamaz. O kumarı oynayamaz. Şimdi Salih Bey denedi. Kendisi gördü. Aslında bu sorunun spesifik örneği Salih Bey'in kendisine kendisi. De soracağım. Alır mısın sen bu riski diyeceksin. Yani bence almaz. Yani şahsım adına konuşayım. Hani yeni bir ürün çıkmış. Çoğu insan bilmiyor. Hani araziyi tamam ekiyor dikiyor ama sadece oradan aldığı verime odaklanıyor. Hı hı. Ya ben diyor bununla aldım. Dededen gelme bir şey var. Ya biz sürekli söylüyoruz. Analizlerinizi yaptırın. Ona göre bir program hazırlayalım. Ben teknikçiyim daha çok. Arazide sürekli bitkideki eksik gördüğümüz, noksan gördüğümüz tarafları düzeltmek bizim olayımız aslında. Biz şöyle bir uygulamaya da geçiyoruz önümüzdeki yıllarda. Yani kendi arazilerin bütün analizlerini biz kendimiz yaptırmayı düşünüyoruz. Yani buna itmemiz gerekiyor artık. Yani Avrupa'yı topluma bizim erişebilmemiz gerek. Yani öyle bir durum var. Evet, hemen Salih Bey'e de dönelim. Tabii burada Fazıl çok güzel anlattı.
Organomineral gübreye başlamadan önce siz bir deneme ekimi yaptınız. Yaptık. Birkaç yıllık tecrübe sonunda bu kadar büyük bir alanda kullandınız. İlk başlarda bir tereddüt yaşadınız mı? Ya ister istemez, yani mühendis beyin de söylediği gibi bir yıl arkasını bekliyoruz. Yani verim düşüklüğü olur. İlk deney az bir alanda denedik zaten. Verim aldık, ürün çeşidini çoğalttık ikinci sene. Bu sene de tamamen %100 organominerallere geçtik. Evet. Şimdi yavaş... Herkese de tavsiye ederim yani bu organominerallere. Geçsinler, tereddütsüz geçsinler. Evet. Şimdi biraz da tarımın problemlerini de konuşalım. Şimdi arkadaşlar da var burada. 2022 yılında işte geçen sene buğdaya Sayın Cumhurbaşkanı 2250 lira taban fiyatı açıklamıştı. Bu sene yaklaşık buğdayda destekle, DMO'ya verilen destekle beraber 7050 lira evet. Tonda. Tarımın problemleri neler? Yani bu fiyatlar sizi kurtaracak mı? Ne gibi problemler yaşıyorsunuz? Recep Bey, çok şükür az çok kazanılıyor. Kazanılıyor. Yani şu anki fiyatlarda da olsa kazanılıyor. Yalnız bu kadar girdi maliyetleri bu sene aşırı yükseldi. Yani geçen sene 3 liraya, 3,5 liraya alınan kimyasal gübre işte bugün %300 falan fark var. %300 fark var. Geçen sene 2250 lira açıklanan buğda bu sene de 6,5 artı destekle durum buğdaya da 7. Makarnalıkta, sert burada da 7,5 lira TEMO'nun açıkladığı fiyat. Aşağı yukarı okşuyor ama yılların da iyi gelmesiyle bu sene verimler beklentilerin üzerinde şu anda. Aşağı yukarı Dakar'dan 1 ton arpa alınıyor. Bu bir de orta... Kıraş'ta değil tabii. Sulu arazide. Kıraş'ta nedir rakam? Bizim buralarda pek bir kıraş yok ama olanlar da 600-700 kilo dönümünden, Konya dönümünden. 700 kilo. Çok iyi bir rakam. Dönümde. Dönümde. Konya dönümünde. Konya dönümüyle. Evet. Yani Dakar'ından 250-300 kilo o civarda bir verim alınıyor. Peki şimdi gelelim çiftçilerin böyle anam babam usulünde ısrar etmeleri eden insanlar da var. Toprak analizi yaptırılmalı mı? Siz bilinçli bir çiftçisiniz. Profesyonel bir çiftçisiniz. Toprak analizi neden yaptırılır, neden yaptırmalılar? Toprak analizi olmazsa olmazı bana göre. Kesinlikle yaptırmalı. Ben arazilerimi Selçuk Üniversitesi'nde yaptırdım. Ziraat Fakültesi'nde analizini de orada yaptırdım. Orada da hocalarım var. Süleyman Soylu hocam. Süleyman Soylu kendisine de buradan bu bölgenin Mark hocası. Kendisine de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Onun tavsiyeleriyle bu organomineral, aslında onun da çok faydası oldu organomineral'e geçmemizde Süleyman hocamızın. Devamlı da her geldiğinde de tavsiyelerde bulunur bu organomineral için. Kesinlikle organomineral'e dönülsün. Yani bir denen, en azından bir denendir yani. Bu atadan kalma kimyasal gübrelerden bir vazgeçin. Toprak artık doymuş kimyasal gübrelere. Kesinlikle organomineral gübreyi kendisi de tavsiye eder. Dolayısıyla topraktaki toprak analizini yaptırmanın en büyük avantajı şimdi bir adama devamlı şekeri olan bir adama şeker yüklersen komaya girer. Kesinlikle. Şimdi topraktaki ne ürün, hangi üründen fazla var, hangi üründen eksik var. Aslında bunun test edilmesi için yapılan bir şey ki sen de ona göre besle, fazlayı verme, eksiği tamamla. Aynen öyle. Bizim topraklarımız organomineral istiyor. Bitti. Bizim topraklarımız, bizim bu bölgenin toprağı, bölge belki değişebilir ama bizim bu bölgenin toprakları organomineral istiyor. Evet, bu çok iddialı bir söz. Aynen. Sevgili seyirciler. Tabi burada sizler bizi tarım masasından da önceki programlarımızdan birisi olan Çiftçinin Güler Yüzü'nden de çok iyi tanıyorsunuz. Siparişle soru hiçbir zaman sormam. Sorduğum sorunun da cevabını söylemem. Çiftçi tüm doğal düşüncesiyle, gördüğüyle cevap verir. Çünkü burada insanlara bir şeyleri söyleterek riske sokmak bir vebal. Ben o vebale girmem. O yüzden de burada Salih Bey'in söyledikleri tamamen kendi tecrübeleri ve deneyimleri sonucu alınmış. Organomineral gübre kullanıldığı zaman fiyat performansı var. %20 en az minimum artış var.
Dolayısıyla artı ciddi bir avantaj. Hektolite protein olarak da yüksek geldiği için satarken de en az %5-10% daha artıdan satıyor. Hektolitesi yüksek olduğu için. Buğdayda protein, gluten, hektolite hepsi dipte zaten. Peki şeyde şeker pancarında kullanıldı mı hiç? Şeker pancarında da bu sene kullandık. Hı hı. Ya orada da polilerini bu sene göreceksiniz. Aynen. Bu sene de eken arkadaşlarımız var, 20'den aşağıda gelmiyor polara. Öyle mi? Evet, şeker oranı 20'den aşağıda gelmiyor. Bu sene biz de denedik, az bir şeker pancarımız var. Evet. Denedim onu. Evet. Recep Bey, gerçekten şu yaprak kalınlığı kimyasal gübrelerde bu kadar geniş olmaz. Öyle mi? Bir de renk olarak da onlar biraz daha açık olur, bu koyu. Bu da organ mineral gübrenin faydalarından bir tanesi. Verime de bu illaki yansıyacaktır. Peki şey boy olarak bu normal bir boy mu yoksa diğer kimyasallarda da aynı boy yakalanıyor mu? Boy yakalanabilir, kimyasallarda da boy yakalanabilir ama bu bir verim de belli olur. Bir de bunların kocanları yüksek olur. Öyle mi? Aynen. Kocanlar biraz daha yukarıda, kimyasallarda biraz daha altta. Verim de belli der Recep Bey bu. Evet. Şu kalınlık, yaprak kalınlığını kimyasal gübrede bulamazsınız. Hem renk olarak hem de yaprak kalınlığı olaraktan umuyorum ki bu sene 2 ton alacağız dekarından. Çok müthiş bir rakam. Aynen. Konya dönümünden 5 ton. Geçen seneki ortalamamız 4450 idi. Bu seneki hedefimiz 5 ton. 5 ton. Sen nasıl görüyorsun? Ben de mimliyim. Şöyle gel istersen. Böyle yani drone da yukarıdan çekim yapıyor zaten ama tarlada tek düzelik çok önemli. Hı. Yani üniform çıkış diye söyleriz biz buna. Şöyle göze baktığında bitki de biraz göze hoş gelmesi lazım. Ama içeriye girdiğimiz zaman verimler gayet güzel. Yaprak ayası, bitkinin boyu, efendime söyleyeyim rengi bunlar çok güzel şeyler. Yani kök yapısı çok önemli. Bir kontrol ettiğimiz zaman zaten çok daha müthiş şeyler görünecek. Bunun dizilişi nasıl? Diziliş de gayet normal mi? Kaç santim arayla Salih Bey? 13 santim Recep Bey. 13 santim arayla ekildi bu mısırımız. Sıkıntısız da çıktı çok şükür. Hem yıllardan hem kendimizin gayretiyle. Çıkışta da sıkıntı yok. İnşallah hedefimiz 5 ton. Kök yapısı çok önemlidir mısırda. Hı hı. Çünkü mısırda değil, bütün bitkilerde çok önemlidir. Yanlış bir tabir olmasın. Hı hı. Çünkü bitkinin ağzı köküdür aslında. Tabii ki de yeşil aksamıyla fotosentez yapar bitki. Bunu herkes bilir. 4. sınıftan beri eğitimde verilir. Hı hı. Yeşil aksam olmadığı zaman bitkide bitki enerji bulamaz. Hı. Enerji bulamayınca bitki gelişimi gözlenemez. Bitkide durulma gözlenir yani. Şimdi kök yapısına baktığın zaman kökün ne kadar tertemiz olduğunu, çok net bir şekilde mısırın pençe yapısının nasıl attığını güzel bir şekilde çiftçiler bunu görüyor. Yani bunu gören insanlar tabii ki de verimde de memnun kalıyor. Hani hoşuna gidiyor tabii ki. İnsan böyle bir araziye giresi geliyor. Hani bir mutmain oluyor diyelim yani. Yani bitki iştahlı olduğunu kök yapısından görüyoruz. Tabii ki kök yapısından içine açarız, inceleriz. Yani duruma göre her türlü hizmeti vermekteyiz. Dediğimiz gibi yani ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şimdi burada mısırda arkadaşlar da şimdi detay görüntüleri alacaklar. Mısırın performansını da çiftçiler baktığında bu mısır iyi mısır mı? Performans nasıl? Bunu da ekranlardan sizler de görebileceksiniz. Bir de arpaya gideceğiz. Bakalım arpada durum ne olmuş ki? Arpada
iki tane yan yana tarlanın birisinde DAP gübre kullanılmış, öbürkünde de organomineral gübre kullanılmış. Oradaki farkı da şimdi burada diğer çiftçi arkadaşlarımızı da onları bilir kişi olarak kabul edersek onların işleri, onların düşüncelerini de alacağız. Siz detayları izlerken biz arpanın yanına gidiyoruz. Sevgili seyirciler, siz mısır tarlasını izlerken biz arpa tarlasına geldik. Organomineral gübrelerle DAP gübre kullanılan yer bakımından burası çok önemli bir bölge. Aynı tohum, aynı toprak. Birisinde DAP kullanılmış, birisinde de organomineral kullanılmış. Burada da Salih Bey kendisi bu deneme alanını oluşturmuş. Şimdi bu aradaki farkı da kendisinden öğreneceğiz. Salih Bey, şimdi burada siz hem bu tarafta DAP kullandınız, öbür tarafta da organomineral gübre kullandınız. Evet. Buranın hektolitresiyle oranın hektolitresi arasında ne fark var? Recep Bey, organomineral kullandığımız alanda bir kısmını biçtirdik. Hı-hı. 66 hektolitre geldi. Kimyasal gübreyle bir kısmını yukarıdan biçtirdik. 61 hektolitre geldi. Yani, artı %5 daha verim fazlalığı var. Organomineral gübre kullanılan yerle DAP arasında %5 hektolitrede fark var. Var. Aynı tohum, aynı toprak. Bunun sebebi sadece organomineral farkı mı? Recep Bey, bu toprakta normalde Konya dönümüyle 1,5 tonla verim alınamaz, alınamaz da dindi. Hatta ekme, ay çekirdek, çeşitli şeyler eklendi. Arpa ektik, aynı tohum. Bu görmüş olduğunuz kimyasal gübre, bu tarlamız organomineral gübre. Hı hı. 66-61 artı, tahmin ediyorum ki daha sapını yaptırmadık ama buradan Konya dönümüyle 2 ton sap, buradan 1200-1300 kilo sap çıkar. Sapta da kalite var, fazlalık var. Verim olaraktan da burası 2460 kilo Konya dönümüyle. Burası da 2 ton verdi. Yani hemen hemen %20 gider. %20 gibi bir fark var. İşte görülüyor zaten. Peki buraya 1,5 tondan fazla alamazsın. Buraya ekme diyenler niye öyle dedi? Siz niye ektiniz? Bu sonucu nasıl aldınız? Şimdi bu bölge Konya-Adana yolu. İsmil merdivenli arası. Hı-hı. Burası kumsal bir arazi. Tamamen kumsal yolun kuzey tarafı. Kumsal bir arazi. Burada normalde 1,5 tondan da fazla alınamıyormuş. Tabii öncelikle nasip. Her şey nasip. Ayrı bakım. Tabanda kimyasal gübre. Evet. Bu tarafta da organomineral gübremiz var. 2,5 ton rahatlıkla alınabiliyor bakılırsa. Bir de yıllar bu sene biraz da iyi geldi. Belki onun da faydası olmuştur illaki. Ama ikisi arasında %20 fark. %20 kesinlikle fark var. Sapta fark var. Sapta fark var. Hektolitrede fark var. Hektolitrede fark demek de fiyatta fark demek artı. En az 150-200 lira daha fiyatta da fark edecektir. Yani orada organomineral gübreye verilen para da çıkıyor sanki hektolitreyle farkıyla. Kesinlikle öyle. Artı bir de organomineral gübrenin devlet desteği var. Ya bu da çok ciddi bir avantaj. Ciddi. Gerçekten çiftçi zaten
bir iki senedir fena değil ama ondan önce bir daralma geldiydi zaten. Hı hı. Daralma vardı, işte millet elektrik parasından, su parasından böyle bir daralma vardı. Bu sene inşallah rahatlayacak. Evet, devletin vermiş olduğu destek önemli. Burada da her iki tarla arasındaki dediğimiz gibi aynı bölgede, aynı tohumda bu kadar fark olması organomineral gübre kullanımının önemini ortaya koymuş oluyor. Kesinlikle geçilmesi lazım. Şimdi Konya Ovası normalde arpa buğday için ideal. Su sıkıntısı olduğundan mısır ve ayçiçeği suyu çok kullanıyor. Obruk oluşumu var mı sizin bölgenizde? Bizim bölgemizde obruk oluşumu yok. En yakın obruk 30 kilometre bizim buraya, Karapınar tarafı. Hı hı. Biz Karapınar'a bağlıyız. Karapınar, Sazlıpınar köyü sınırlarındayız şu anda. Hı hı. En yakın obruk da bize 30 kilometre. Bizde öyle bir sıkıntı çok şükür yaşanmadı. İnşallah da olmaz. İnşallah olmaz. Dolayısıyla siz mesaj olarak verecek olursak organomineral gübre kullanımını ne düşünüyorsunuz? Şimdi bütün çiftçi arkadaşlarıma organomineral kesinlikle tavsiye ediyorum. Hiç olmazsa bir denesinler aynı araziye. Yarısını organomineral, yarısını kimyasal gübre olaraktan denesinler. Yani kesinlikle farkı onlar da göreceklerdir. Evet, hemen Fazıl'a verelim. Fazıl Turgut, Ovagro'nun ziraat mühendisi. Bu bölgedeki bu fark sana ne mesaj veriyor? Şöyle söyleyeyim ben Recep Bey. Yani şimdi burada benim konuşmama çok fazla bir söz kalmadı. Yani Salih Bey her şeyi açıklığıyla dile getirdi. Biz elimizden gelen gayreti sarf ettik. Sezon boyunca sahada hep beraberdik zaten. Fark ortada. Daha fazla bunun üzerine konuşmaya gerek yok ama bir noktaya parmak basmak istiyorum. Devlet desteği konusunda normal gübre desteklerine ek dekara 20 lira bir devletin desteği var. Hı hı. Organomineral konusunda. Yani devletin de desteklediği bir gübre olması bizim bir tık daha avantajlı olmamıza olanak sağlıyor diyelim. Peki dekara kullanılan organomineral gübre oranıyla DAP aynı oranda mı atılıyor? Şimdi normalde aynı oranda atması tabii ki de aynı verimi aldıracağını, hatta farkını ortaya rahatlıkla koyacağını kendisi söyledi. Salih Bey, şimdi ne kadar buraya kullandınız dekara? Oraya çok ne kadar olurdu kullandınız? Dekara 26 kilo, 26 kilo. Evet. Hiç aynen hiç şey etmedik. Aynı gübreye attık kilo olaraktan. Dönüme 80 kilo. Konya dönümüyle dönüme 80 kilo taban gübresi var. İkisinde de kimyasalda da organomineralda da. Yani benim söylememe gerek yok aslında. Çiftçimiz zaten çok net bir şekilde dile getiriyor. Çiftçi memnun. Bizler memnunuz. Yani sizler de memnunsunuz. Herkes memnun oluyor. Yani burada bizim birim alandan artıracağımız bir kilogram dahi olsa bu otomatikmen ülke ekonomisine bir katkı sağlıyor. Şu zor günlerde geçiyoruz. Yani bizim için bir danenin değeri var. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Biz bunu arttırmayı hedefliyoruz. Hemen Duran Bey'e verelim. Şimdi Duran Bey burada DAP gübrede kullandığı için onun görüşleri de önemli. Siz iki tarlayı da incelediniz. Bu tarladaki ürünü nasıl gördünüz? Organomineral gübre kullanılan tarlayı nasıl gördünüz? Yani Recep Bey, görünen koy kılavuz demez yer gibi. Yani gözle görünecek bir şey var. Bir oraya bakın. Ona bakın. Yani fark ortada. Fark ortada yani belli. Hı hı. Ya bunu şimdi izleyicilerimiz de drone ile çekilen görüntüleri şu anda izliyorlar. Tabii bunu ziraat mühendisleri, çiftçiler ikisi arasındaki farkı da çok iyi görürler. O yüzden biz burada yerli unsur olması ciddi bir avantaj. Devlet desteği ayrı bir avantaj. Aynı zamanda rekoltede ki artış, hektolitredeki artış, saptaki artış, birçok avantaj var. Siz bunları önceden biliyor muydunuz, duymuş muydunuz? Ben bugün öğrendim, Salih Bey'den öğrendim. Yani öbür sene ben de deneyeceğim. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz size de. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi arpa tarlası bizim için çok daha büyük bir ölçü oldu. Çünkü şahitli ekim yapmış Salih Muhtar. Burada aynı tohumu aynı tarlada aynı oranda kullanmış. Her ikisine de aynı bakımları yapmış. Ve sonuçta gördüğümüz olay hektolitrede
Birisi organo mineral gübre kullanılan yer 65, DAPGÜB 66, DAP gübre kullanılan yer 61 gelmiş. SAP'ta birisi 2,5 ton. 2 ton. 2 ton. Bu tarafta 1,5 ton dediniz. 1300 civarında. 1300 civarında. Rekoltede de ciddi bir fark var. %20'lik hemen hemen fark var. Burada 1,5 ton alamaz dediğiniz yerde 2,5 ton almış Salih Muhtar. Dolayısıyla görünen köy Duran Bey'in dediği gibi kılavuz istemez. Organo mineral gübre kullanmak hem rekolte artırımında hem ürünün hektolitresinde, sapında ve çiftçi para kazanmak için bu girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir dönemde avantajlı bir fiyata organo mineral gübreler kullanılıyor. Girdiler daha az, rekolte daha fazla. Dolayısıyla daha ne olsun diyoruz. Ovagro ürünlerini kullandığınız zaman ayrı bir avantajı da yine söylemiş olalım. Çiftçilerimiz ziraat mühendislerinden de ekstra bir ödeme yapmadan ekimden hasada kadar devamlı ziraat mühendislerini yanında buluyorlar. Bu da çok ciddi bir avantaj. Bitkilerin sağlığı, neler kullanılmalı, hangi dönemde neler yapılmalı, bunları da yine öğrenmiş oluyorsunuz. Biz Çiftçinin Güler Yüz ekibi olarak her hafta Konya'nın farklı bölgelerinde ve ondan sonra hem Güneydoğu'da, Ege'de, İç Anadolu'da tarım yapılan her yere de biz gideceğiz. Bu ilk bölümümüzdü. Belki tekrar ettiğimiz konular olmuştur. Suçilisyan ettiysek affola diyoruz. Niyetimiz bu ülkenin ithalat bağımlılığı olmaması. Hatta ihracat yapan ülkeler sıralamasında ilk 5'lerde, 7'lerde olmak. Buğdayı dışarıdan almayalım. Şekeri dışarıdan ithal etmeyelim. Ayçiçeğini, ayçiçek yağını, ayçiçek tohumunu dışarıdan getirmeyelim. Mısır, soya bunları ithal etmeyelim. Kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda yetiştirelim. Derdimiz memleket meselesi. Memleketin tarımının kalkınması, bu ülkenin kalkınması demek. Çocuklarımıza, torunlarımıza yüksek performans alınan alanlar bırakmak. Biz onlara miras bırakmayacağız. Biz onların emanetini korumamız lazım. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Kameraman arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık.